Merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Koğuryüz. Hayatı deneysel yaşamayı seviyorum. Hayatı deneyimlemeyi seviyorum. Yapılamaz denilen şeyleri yapmak istiyorum. Kendi hayatım adına. Ve ben bir deneye karar verdim. Bir denemeye karar verdim. Olup olmayacağını da bilmiyorum. Hayatımdan çok bahsetmeyeceğim. Yani yeri geldikçe bahsedeceğim. Zor bir hayatım var. Fakir edebiyatı yapmayacağım size. Samimi olmaya çalışacağım. Şimdi hayatımda pek çok imkansızlıklar var. Bunu videonun kalitesinden görebilirsiniz. Sesin kalitesizliğinden görebilirsiniz. Tipimin kayıklığından görebilirsiniz. Arkamdaki arka fondan görebilirsiniz. Göstermek isteyeceğim çok şey olacak da. Ben imkanları olmayan bir insanım ve hayatındaki tanıdığı herkesin ona karşı çıktığı bir durumda neler yapabileceğini ya da neler yapmak istediğini her şeye rağmen anlatabilmek istiyorum. Bu çok aptalca bir fikir de olabilir. Bilmiyorum. Kendi hayatımdan kesitleri ben sunmak istiyorum sizlere. Mümkün olduğu kadar fakir edebiyatı yapmadım. Ama olduğum gibi bir deneme yapmak istiyorum aslında. Görüyoruz pek çok YouTube'da videolar çeken YouTuber olmak isteyen YouTuber'lar var. Bunlar ilk başladıklarında da belki çok zor şartlar altındaydı. Ben de zor şartlar altındayım şu anda. Birincisi işsizim şu anda. İşten çıkarıldım. İşten çıkarılmamın sebebi uzun. Ama şöyle bir şey var. Ben dik kafalı birisiyim. Burnumun dikine giden bir insanım. Hayatım boyunca hep burnumun dikine gitmiş bir insanım. Ve o burnumun dikine gitmiş olmanın sıkıntısını her zaman yaşıyorum ben. İş hayatımda, özel hayatımda bunların hepsini yaşıyorum ben. Bilmiyorum. Şu anda yaklaşık 4 abonem var. 29.12.2018 tarihi itibariyle 4 tane abonem var. Yaklaşık 1000 izlenme falan var. O da internetten bulduğum izlenme oranları artma ihtimali olan videolardan yüklediğim birkaç tane kendi çocuğumu çekip eklediğim videolar var. Çeşitli videolar var. Ben bir şeyi merak ediyorum. Acaba bu kadar imkansızlık içinde bir insan, bu kadar kötü çözünürlük, bu kadar kötü ekipmana rağmen başarılı bir yayıncılık yapabilir mi açıkçası? Kameraya çok hakim değilim zaten. Laptop demeye bin şahit ister. Onun webcam'inden şu anda çekim yapmaya çalışıyorum. Herhangi bir web kameram yok. Herhangi bir YouTube kameram yok. Herhangi bir ekipmanım yok yani. Sadece bir laptop. Onunla oyun bile oynanmıyor bu arada. Bir laptopum var. Yarım bir kulaklığım var işte. Bir de böyle bir cep telefonum var. Cep telefonuyla
videoları çekmek istiyorum. Belli bir konum yok. Belli bir kategorim yok aslında. Her şeyi konu alabilirim, her şeyi çekebilirim. Çok araştırmayı seven biriyim ben aslında. Araştırırım. Bir şekilde öğrenmeye çalışırım. Öğrenirim. Ama yarım yamalak öğrenirim çoğu zaman. Yarım bırakırım. Öyle bir ayran gönüllülük durumu dersiniz. Ya da çok meraklı birisiyim ben. Merakımı giderdiğim bir şeyi hemen bırakabiliyorum. Bu huylarımı düzeltmem lazım. Bunu anlıyorum. Sadece hani benim öğrenmek istediğim, anlamak istediğim mümkün olduğu kadar hani içerikleri çok saptırmadan böyle içerikleri karıştırmadan acaba ben YouTube'da bir şekilde ilerleyebilir miyim? Bunu merak ediyorum ben gerçekten. Kendi hayatımdan kesitler sunmayı düşünüyorum. Devamını getirebilir miyiz? Ne kadar devamını getirebilirim bilmiyorum. Dediğim gibi kendi yaşamım çok zor. Sosyal medyada, Twitter'da falan şimdi bazı takipçiler görecektir beni. Aa, Mr. Aquarius bu muymuş ya falan diyebilirler. Mr. Aquarius şöyle bir şey. Ben Kova burcuyum. Kova burcunun bütün özelliklerini taşırım aslında. Çok da severim. Astrolojiye büyük ilgim vardır ama bir astrolog değilim. Benim hemen hemen her şey aslında ilgim vardır. Dediğim gibi her şeyi merak ederim. Kalıcı öğrenmede sıkıntılarım oluyor. Çünkü çok böyle rahat bir hayatım yok. Zor bir hayatım var. Ve her zaman her şeye odaklanamıyorsun. Ve her şeye tam anlamıyla odaklanamıyorsun. Yaklaşık 10 yıldır evliyim ve bir çocuğum var. İki erkek çocuğum var. Biri 4 yaşına girecek, biri 2 yaşına girecek. Ben sadece merak ediyorum. Bir şeyler başarabilir miyim acaba? Belki videolar çektikçe daha iyi tecrübeler kazanırım. Daha başarılı içerikler üretebilirim. Ama şu anda benim verebileceğim tek şey şu anda kendi hayatımdan kesitler olabilir. Ya da bazen bir konu bulurum, onu o konu üzerine konuşabilirim. Tabii bu fırsat buldukça olacak bir şey. Şimdi bu videoyu ilk izleyecek olanlar işsizsin. Git dışarıda iş ara, iş bul kendine diye yorumlar atabilir. Haklısınız. Onu da yapıyorum merak etmeyin. Ama şu anda başvurduğum hangi işe başvurmuş olursam olayım şu anda gibi geri dönüş alamadım. Yani nesin, necisin, kimsin dersen ben üniversite mezunuyum. Açık öğretim Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirmiş birisiyim. Ama bunu hayata geçirememiş birisiyim. Hani birçok bahane sıralamak istemiyorum ben size. İşte evliydim, evlendim, çok borçluydum, sıkıntılar vardı. İşte ailemi geçindirebilmek için kariyer hedeflerine ara vermem gerekiyordu ya da kariyerimden vazgeçmem gerekiyordu gibi bahanelerle değil. Belki de öyle olması gerekiyordu. Ben çok şey istedim, çok çok şeyler de istedim. Çok iyi yerlere gelmek de istedim.
Bunun için çaba gösterdim mi dersen, mümkün olduğu kadar çaba gösterdim ama hiçbir zaman geçim derdi, geçim belası hiçbir zaman yakamı bırakmadı. Bilmiyorum, bana mutlaka beni izleyenler olacaktır. Bana mutlaka hak verenler de olacaktır inşallah. Bazen ailen için çabalaman gerekir. Vazgeçmen gerekir bazı şeylerden. Ama o vazgeçtiğin şeyler zamanla seni çok yıpratır. İçten içe yıpratır. Farkında olamazsın. Sen harıl harıl geçinmeye çalışırken, harıl harıl uğraşmaya, debelemeye, bulduğun her işte çalışmaya uğraşırken kendi ruhunun öldüğünü farkına varamayabilirsin. Ben çok geç belki farkına vardım. Farkındaydım ama hep kulak arkası yapıyordum ona ben. Daha sonra inşallah sonra yapacağım, edeceğim gibi gibi yıllardır süre gelen bir döngü var şu anda hayatımda. Biraz depresif bir haldeyim açıkçası. Siz de hak verirsiniz ki depresif bir haldeyim şu anda. Zor zamanlar belki de bu YouTube denemem o boşluğumu doldurmak adına yaptığım bir çalışma olacak, deneme olacak açıkçası. Bilmiyorum ne olacağını. Ama dediğim gibi hayatımdan kesitler sunmaya çalışacağım. Bunun ne kadar kişi beğenir, ne kadar kişi izler bilmiyorum. Dediğim gibi fakir evleri yapı falan yapmak istemiyorum ben size. Ama bir şeylere çabalamak istiyorum. Denemek istiyorum. Gerçekten imkansız mı? Etrafımdaki %99 değil, %100'ü şu anda hiç kimse tahsil etmiyor. Hani boş işler, boş muhabbetler deniliyor. Kimseye de savunabilecek pek bir şeyim yok yani. Ben yine o dik kafalığımdan çok vazgeçmiyorum. Vazgeçemiyorum. Ruhumda bir sancı var böyle, anlatabiliyor muyum? Ruhumda bir sıkıntı var yani. Ben istediğim gibi bir adam olabilmeyi çok isterim. Yani sevdiğim bir şeyi yapabilmeyi, sevdiğim işi yapabilmeyi çok isterim. Umarım sizler bana destek verirsiniz. Yalnız bırakmazsınız. Umarım daha iyi videolar çekebilirim ben size. Daha başarılı videolar çekebilirim. Sadece desteğinizi hissetmek istiyorum. Hepsi bu. İmkansız mıdır? Yani ana temam bu şu anda. İmkanları olmayan bir insan. Çok zor şartlarda yaşayan bir insan. Bu hayatta bir şeyler başarabilir miyim? Yani YouTube mecrasında en azından bir şeyler başarabilir miyim merak ediyorum. Bu hayatta tabii ki de çok şey başarabilir. Tabii ki isteyen her zaman, gerçekten istediği zaman istediğini elde eder. Vazgeçmemek önemli, hayal kurmak önemli, hayallerden vazgeçmemek önemli. Bu videoda bu kadar anlatayım. Bakalım, ben de merak ediyorum. Linç mi yiyeceğim yoksa destek mi alacağım bilmiyorum. İyi ya da kötü yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun.